Ankuzem Uzaktan Eğitim Merkezi'nin tıp fakültesiyle bizi buluşturması çok önemli. Ne dersiniz? Teşekkür ediyoruz. Hocam, sizinle... Olur, ben başlayayım. Evet. Sonuçta hepimiz için aşı. Dolayısıyla farklı bilim dallarından olsak da toplum sağlığı için aşılama gerekli. Enfeksiyon hastalıkları dünyada en sık karşılaşılan hastalıklar aslında. Diğer hastalıklardan farklı olarak ulaşıyor. Mikroorganizmalarla enfekte olup hastalandığımız için ve salgınlar yaptığı için bulaşıcı ve onun için dünyayı toplumda ilgilendiriyor. Bir kalp hastalığı kişiyi ilgilendirir, sosyal boyutuyla ailesi ilgilendirebilir. Sonuçları o kötü olarak kendisi etkiler ama enfeksiyon hastalıkları öyle değil malum. Ve bulaşıcı hastalıklar. Kıtalar arası bulaşıyor değil mi hocam? Aynen. Şimdi günümüzde de medyayı çok meşgul eden olaylarla karşılaşıyoruz. Bulaşıcı hastalıklardan korunmanın tek yolu da aşısı. En önemli yolu. Aşısı varsa. Evet. Bence yani yaklaşık 300 yıldır sanıyorum aşının geçmişi. Birçok hastalığa karşı aşılar geliştirilmiş, birçok hastalık eradike edilmiş. Artık görmüyoruz, aşılar sayesinde görmüyoruz. Milyonlarca kişi ölmüş. Aşının koruyabileceği, bu bahsettiğimiz bulaşıcı hastalıklardan koruyabileceği milyonlarca kişi aşıya ulaşamadığı için ölmüş. Günümüzde çok da fazla görmüyorsak aşı sayesinde ben aşıyı mucize olarak değerlendiriyorum. Mucize bir uç aslında dediğiniz gibi. 4 yıl öncesinde ironik bir şekilde Çin kökeninden neredeyse geldiği söyleniyor. Çin'den geldiği söyleniyor. 180 yıl sonrasında eradike edilen dünyadan kaybolan şişek aşısı 180 yıl çabalar sonunda ortadan kaldırılabilmiş. Günümüzde insan hayatı uzadıysa, insanlar ölmüyorsa aşı sayesinde 19. 20. yüzyılda difteri olsun, tetanoz olsun, poliomiyelit, çocuk felci olsun bunların 100 vakadan 1 vakaya kadar sıklığı azaldıysa aşı gerçeği sayesinde. Evet. Aslında Seda görmüyoruz dedi ama biraz onun yaşı bizden sonrası. Benim kendi kişisel deneyimimde çocukluğumda, ilkokul çağlarımda halamın torunu polio sekerliydi. Ve çok erken yaşlarda ne yazık ki kaybettik, vefat etti. 1985'te başladı ilk aşı kampanyası Türkiye'de. Hani aşılama uygulamalarının kökü belki tarihi daha eski. Türkiye'de aşı üretim süreçleri açısından Cumhuriyet'in ilk yılları ve Osmanlı'nın son döneminde de aşı üretimleri var ve aşılama faaliyetleri var. Ama en köklü mücadele 1985'teki aşı kampanyasıyla başladı ve orada aktif bağışıklama dediğimiz ev ev kapı kapı dolaşılarak yüksek bir aşılama oranına gelindi. Ben aslında biraz toplumsal boyutuna halk sağlığı uzmanı olduğum için çekmek istiyorum. Belki ondan sonra Serhat Hocam hani bulaşabilir dedi. O yüzden toplumsal boyutu olduğu için önceliği kendimde gördüm. İzin verirseniz bizim bu bulaşıcı hastalıklara eski dille sirayet eden hastalıklara yani duyarlı kişiye bulaşan hastalıklara yönelik bazı ölçüm yöntemlerimiz var. Hastalığın özelliğini, etkinin özelliğini ortaya koyabilmek için. Geçen sene kızamık çok gündemdeydi. Özellikle New York'ta yaşanan kızamık salgını, Avrupa ülkelerinde görülen kızamık salgını ve ölümleri noktasında kızamıktan bir örnek vereyim. Bir kızamık hastası enfeksiyonu yaklaşık olarak 11 ila 18 kişiye duyarlı grupta yayabiliyor. Deyim yerindeyse koridordan geçtiğinde bir kızamık hastası duyarlı kişilerin neredeyse tamamını hasta edebilir. Bu bağlamda niye korkuyoruz? Az önce sizin de geç cümlesinde söylediğiniz gibi bu hastalıklar ölümcül de olabilen hastalıklar. Kızamık vahşi virüs dediğimiz doğal yolla kazanıldığında ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Zatürre gibi ilerleyici sonuçlara yol açabiliyor. Bir takım nörolojik sıkıntılar, sekeller yani hastada engellilik yaratabiliyor. Kesinlikle. Az önce çocuk felci de olduğu gibi. Bu noktada işte aşılama oranının toplumdaki sınırı bizim için çok belirleyici.
Yani toplumun yarısını aşılayalım bu yeter diyemiyoruz. Çünkü duyarlı olan gruplar risk altında. Duyarlı grupları biraz daha açabilir miyiz hocam? Tabii. Şimdi duyarlı gruptan kastımız aşıyla korunabilir hastalıklar için konuştuğumuz için aşısız gruplar. Ama bunun yanı sıra bağışıklık sistemi baskılanmış olan gruplarda karşımıza çıkabilir ki bunlarda özellikle bazı yoğun kemoterapi dediğimiz kanser tedavileri alan gruplar olabilir ya da bağışıklık sistemini baskılayıcı hastalığı olan gruplar ilaç alanlar olabilir. Evet. Belirli yaş grupları olabilir bu risk grupları içerisinde. Bebekler, değil mi? Yeni doğanlar. Evet. Küçük yaşlar, küçük çocuklar ve yaşlılar. Bunlar bizim duyarlı gruplarımız. Riskli demek istemiyorum. Bunlar duyarlı. Dışçı hastalık açısından duyarlı. Derken yani karşılaştığında enfeksiyon hastası olacak. Olabilir. Evet. Yani biz eğer sağlık personeli olarak şöyle bir topluma baktığımız zaman aşılılar bizi korkutmaz. Niye korkutmaz? Onlar hastalığı %100 geçirmez diyemiyoruz. Her aşının da koruyuculuk oranı var. Ama geçirseler bile az önce söylediğimiz ağır durumlar, ölümcül durumlar, hastalığın komplikasyonu dediğimiz istenmeyen, az önce ağır nörolojik dedi Seda, bu durumları daha az görüyoruz. O yüzden aşıyla önlenebilir hastalıklar için her hastalık için ayrı ayrı bir eşit düzey tanımlanıyor. Bir sınır düzeyi kabul ediliyor. Mesela az önce kızamık dedik. Bunun için %95'ini toplumun aşılamamız gerekiyor ki kızamık hastalığına bağlı zatürreden bebeklerimiz ölmesin ya da ilerleyici hastalıklar olmasın. Kızamık ortaya çıkmasın, kızamık sağlığı çıkmasın. Aynen. Ama her hastalık için değişik. Evet, kızamık örnek ver çünkü kızamık çok gündemde hem dünyada hem de Türkiye'de. Çocuk sağlığı izlemi sırasında belirli aylarda belirli taramalar yapıyoruz. Belirli aylarda da aşılar yapıyoruz. Evet. Aşıyı hatta doğduğunda yapıyoruz bebek hepatit B aşısını ki anneden geçebilecek kronik hepatit B, ölümcül seyreden kronik hepatit B'yi önlemek için yapıyoruz. Bu peyderpey bebek büyüdükçe ay ve ay aşıları var. Aşıların tekrar tekrar dozları var. Tam koruma sağlayabilmemiz için. Kızamık lafı açılınca söz almak istedi. Gündemde Türkiye'de de kızamık vakalarını görüyoruz artık. Ben öğrencilik yıllarımda bir tane kızamık vakası gördük diye hemen başına toplanırdık. Onu inceleyelim acaba nasıl olurdu? Ve sonrasında da hiç görmemeye başladık. Ta ki 2011-2012 yıllarında kızamık vakaları artmaya başlayınca. Burada bebeklik aşılarına birazcık girmek istiyorum. Ulusal bağışıklama programında şu anda Sağlık Bakanlığı 13 tane bulaşıcı hastalığa karşı aşılama sağlıyor. Bunlar hepatit B, hepatit A, beşli karma aşının içerisinde bulunan difteri, boğulmaca, tetanos, çocuk felci dediğimiz aşı ve hemofilus, influenza ve tip B dediğimiz menenjit yapan bir mikrobun aşısı. Pnömokok yine menenjit yapan, aynı zamanda orta pnömokok, kulak hitabı, zatürre yapan bir mikrop. Bunun dışında verem aşısı, halen tüberküloz değil mi hocam? Görüyoruz ülkemizde. Azalsa da halen var. Yok oldu diyemiyoruz. Ülkemizde verem aşısının yapılmış olması gerekiyor bir çocuğa. Bu genişletilmiş bağışıklama programı ilk başladığında Sedacığım 6 antijene karşı. Aynen. Son yıllarda işte 2012'den sonra suç şeyine karşı kızamık kızamıkçı, kaba kulak, hepatit A 2013'te girdi. Sırayla artık 13 tane gerçekten sağlık sistemimiz 13 tane hastalığa karşı çok iyi durumda bir bağışıklama sağlıyor. Çocuklukça. Ama kızamık vakaları görülmeye başlamasıyla beraber 1 yaşında yaptığımız kızamık kızamıkçı, kaba kulak aşısı artık 9. aya çekmek zorunda kaldık. Ek bir doz kızamık yapmak zorundayız. Çünkü anne sütünden geçen antikorlar yani koruyucular bebeği korumuyor. Bir yaşına kadar korumuyor. Daha erkene çekmek zorundayız. O yaş aralığındaki çocuk ciddi risk altında ve bağışıklığı bu kadar düşük çocuk hastalanırsa çok ciddi sonuçlara ulaşabiliyor. Zaten şimdi çok önemli bir noktaya değindiniz. Anneden geçen antikorlar, bağışık maddelerden dolayı çocuklara
hepatit B dışında ikinci aydan itibaren aşılamaya başlıyoruz. Anne sütünde de bu antikorlar var, koruyucu immünoglobulin maddeler var fakat belli bir yere kadar koruyor. Burası bence çok kritik nokta. Sürekli tabii ki tavsiye edilen anne sütü ne kadar uzun alabilirse iyi olur. 6 aydan sonra mamaya geçirdikten sonra 2 yaşa kadar ama yine de belli bir yere kadar koruyor. Çünkü çevreden gelecek, tesadüfi gelecek antijen yani mikroplara karşı bağışıklık sağlamak yerine aşılar bize neyi sağlıyor? Kontrollü bir mikroplardan korunma, hastalıklardan korunma sağlıyor. Belki orada aşıyı da açmak lazım Sernit Hocam. Evet. Aşılama hizmetleriyle yapmaya çalıştığımız şey yapay olarak bağışıklık sistemini uyararak mikroba benzer ya da mikrobun zayıflatılmış bir formunu vücuda vererek onu tanımasını sağlamak. Bu noktada anne sütü konusu benim çok hassas olduğum konulardan bir tanesi. Yanlış bir anlaşılmaya da mahal vermemek için emzirmeyi biz teşvik ediyoruz. İlk 6 ay yalnızca anne sütü yeterli. Sonra tamamlayıcı et beslenmeyle 2 yaşına kadar da anne sütüne devam etmeyi arzu ediyoruz. Orada bize çok büyük yararlar sağlıyor immünoglobulin koruyucu hücre geçişinde. Ama annenin eğer bağışıklık sistemi zayıfsa sütüne geçen miktar azalabiliyor. O yüzden anne sütü de bir mucize. Anne sütüne devam ediyoruz. Anne sütü çocuğun ilk aşısı ama sonra gerçek aşılara ihtiyacımız var. O noktayı da altını çizmek istedim. Anne sütü deyince ben de o konuda dediğiniz gibi çok hassasım bir çocuk hekimi olarak. Anneler olarak ve çocuk hekimi olarak. Anne eğer aşısızsa ya da o hastalığı geçirmemişse antikor yok. Yani koruyucu madde yok annenin kanında da yok. Anne karnında da geçmiyor bebeğe, sütünden de geçmiyor. Bunu en çok hocam boğmacada görüyoruz. Boğmaca aşısını ikinci ayda yapıyoruz çocuklara. O ilk iki, kızalık gibi boğmaca da şu anda ülkemizin büyük bir sorunu. Çocuklar öksürü öksürü, 2 aylık bir çocuk düşünsenize boğula boğula mosmor oluyor. Çok yoğun bakım yatışı gerektirebiliyor. Eğer anneden geçen antikorlar yeterli olmuyorsa ki gebelikte boğmaca aşısını rutinde yapmıyoruz. Yapılması gerekiyor aslında. Bebek korunmuyor. O ilk 2 ay çok tehlikeli. İşte o yüzden de farklı yöntemler. Annenin gebelikte aşılanması, koza stratejisi dediğimiz o bebeğe temas eden herkesin aşılanması bulaşma zincirini kırmak adına çok çok önem taşıyor. Her bir hastalık için ayrı önemli. Aynen. Orada zincir dediğim için zincirin altını bir çizmek lazım. Evet, bu sağlığının girişinden. Önemli bir nokta sizden şey söylediniz. Annenin bağışık olması. Evet. Yani aşı bir defa yaptınız oldu bitti değil. Bunun sürekliliği gerekiyor. Zaten çocukluk çağında itibaren yapılan aşıların tekrar dozları gerekiyor ki koruyuculuk en yüksek seviyeye çıksın. Anne dediğimiz işte anne adayın da daha önceden çocukluğunda aşılanmış olması sayesinde çocuğun zaten kolajik antikorlar geçiriyor. Ya da geçirmiş oluyor. Yani geçirmiş olması ama tamamen tesadüfi olabiliyor. Siz toplumun bireyleri aşılamayı sürekli yıllara da eğer sürekli yapacaksınız ki toplumda kontrollü bağışıklık korunma devam etsin. Toplum sonuçta hepimiziz. Evet. Ben şimdi çocuğumu aşılatıyorsam aslında sadece onun bireysel olarak korunması için değil, sizin çocuğunuzu da korumak için. Aynen öyle. Sizin çocuğunuzun öğretmenini korumak için. Duyarlıları korumak için. Az önce duyarlılar demiştik. Aynen. Dolayısıyla bu duyarlıları korumamız için de hani bireye kattığı yararlar çok fazla ama onun yanı sıra diğer hastalanma olasılığı olan duyarlı bireyleri de koruyan bir özellik. Biz buna toplumsal bağışıklık düzeyi diyoruz. O yüzden bu toplumsal bağışıklık düzeyini şu anda ulusal program ve bir SEDA genişletilmiş bağışıklama programında da %98 hedefine ulaştırmaya çalışıyoruz. Tüm aşılarda ve tam aşılı olmasını çok arzu ediyoruz. Hani burada tek bir aşı yaptırmak ki bunun oranını biliyoruz. Türkiye'de %90'ların üzerinde ilk aşı dozları ama sonrasında ikinci, üçüncü doza asıl koruyucu miktara getirmesi için vücudu gereken doza her çocuk ulaşamayabiliyor. Bu olanaklara rağmen. Çok özür dilerim. Çocuklar üzerine konuşuyoruz ama çocukluk çağı aşılarından sonra erişkinlerin belli aralıklarla gitmesi gereken aşıları var ki
hem toplum için, hem çocuklar için, hem kendileri için ihmal edilmemesi gerekiyor. Özellikle mesela tetanoz dedikleri, omacı gibi aşıları da o yanında bir konusu. Mesela dünyada şimdi hani korona çok gündemde, aşısı geçtirmeye çalışıyor. Bakın ne kadar korkuyor insanlar. Oysa ki her yıl 500,000 insan gripten ölüyor. Evet hocam, influenza'ya göz ardı etmemek lazım. Basit bir gripmiş deyip geçiştirmemek lazım. Bunu Dünya Sağlık Örgütü her yerde bas bas bağırıyor aslında. İnfluenza çok öldürücü bir hastalık. Gerçekten çok ciddi salgınlara yol açıyor. Bizim de birazcık bu farkındalığı arttırmamız lazım. Bazı sağlık personellerinde bile ben bilinçlenmenin yeteri kadar olmadığını görüyorum. Bizlerin bir şeyler yapması lazım bunun için. İnfluenza'dan o kadar çok hastane atışları yaptık ki bu yıl. Yani küçük bebeklerde. Yani inanılmaz. Küçücük çocuklar. Aşı konusunda aslında ben bir noktaya getirmek istiyorum arkadaşlar, müsaade ederseniz. Şimdi yaptırma aşı olma kararını etkileyen bazı etmenler var. Şu anda işin içinde bulunduğumuz webinarın olduğu YouTube sağlıkla ilgili ilgilenme alanları içerisinde ilk sırada yer alıyor. Halk sağlığında epidemioloji çalışması yapan iki uzmanımız Utku Uzun ve Ayşenur Usralı arkadaşlarımız YouTube'daki 12 yıllık aşı konulu videoları inceleyen bir araştırma yaptılar. Bunu da kamuoyuyla paylaştılar. O yüzden burada da paylaşmanın bir sakıncası yok. Ne yazık ki bu videoların yarısı bizim yanlış dediğimiz, yalan dediğimiz haberlerle dolu. O yüzden bu kaynağın kirliliği ya da yalanlarla dolu olması da ne yazık ki insanların kararını etkiliyor. O yüzden de belki biz şu anda üçümüz buradayız ve üç farklı bakış açısıyla aşının koruyuculuğu üzerine konuşuyoruz. O yüzden bu davranışı etkileyen bu tür şu anda sosyal medya olarak ifade edilen alanların da doğru bilgilerle çok öne çıkartmamız ve doğru bilgileri kontrol ederek, karşılaştırarak, özellikle kamusal kaynaklar dediğimiz ki bu kaynaklar içerisinde hükümet, devlet, bakanlık kaynakları olduğu kadar üniversiteler çok önemli bilgi kaynakları. O yüzden belki böyle bir mesaj vermemiz, üniversitelerin bu konuyla ilgili aşı konusunu konuştuğumuz için aşı konusundaki topluma yönelik mesajlarını da altını çizmemiz gerekiyor. Açıkçası akademik ortamlarda hiçbir şekilde aşı yatsınmıyor, kesinlikle tavsiye ediliyor. Bilimsel anlamda da öyle. Yapılan bazı çalışmalarda şimdi kişi aşıya olumlu bakıyorken doktor ona yeterince bilgi vermediği zaman aşılanma oranı bakıldığı zaman %60'larda kalıyor. Kişi olumluyken hekim açıklayıcı bilgiler verip aklındaki soruları olumlu cevapları aldığı zaman %85'lere çıkıyor. Yani bizim şimdi burada yaptığımız aslında yapmaya çalıştığımız yerde mesela bu %85'leri yukarılarda olması ki bu da yeterli değil hocam. %95'e geçmiş. Evet, evet. Toplumsal anlamda. Medya medya çok güçlü. Yani çok güçlü bir silah. Doğru kullanırsanız eğer yani sizi tepelere çıkarabilir ama aşı çok medyatik bir konu. Ve gerçekten bu alanda bilimsel araştırma, yani bilimle uzaktan yakından ilgisi olmayan kişilerin tırnak içinde söylüyorum verdiği bilgiler de var. Evet. Tabii ki doğru bilgiler de var ama bir bilgi kirliliği var daha doğrusu. İşte, sağlık okur yazarlığından bahsettiniz aslında. Evet, doğru bilgiye nereden ulaşılması gerektiğinden. Toplumun bu konuda bilinçlenmesi gerçekten çok çok önemli. Bir de hekim ne derse aslında hasta hekimine güvenirse hekim onu bilgilendirir.
varsa dediğinize geleceğim hocam. En çok bunu çocukluk aşılarında ben rutin dış aşılarda görüyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde onlar da rutine girecek. Birçok ülkede olduğu gibi. Salgınlar yapan rotavirüs gibi örneğin. İshale neden olan bir mikrop ve bebeklik döneminde çok ağır ölümcül seyredebilen hastane yatışları gerektiren ishale neden oluyor. Ve biz hastalara doğru bilgilendirsek çocuklar onu çocuklarına yaptırıyorlar. Bir şekilde yaptırıyorlar. Yine meningokok. Çok gündemde. Gündemde olması da gerekiyor. Salgınlar yapmıyor belki meningokok ama birine bulaştığında da çok hızlı öldürebiliyor. Yani tanı koyduğunuz andan saatler içerisinde bebeği kaybedebiliyorsunuz ve elinizden gelen hiçbir şey yok. Sonra keşke aşısını yaptırsaydım demek işte çok geç oluyor bunun için. Çok, burada çok sadece karşılaşan bir yaşayan aileler. Sıklığı çok yüksek olmayabilir ama o sizin çocuğunuz ise o sizin için %100 demektir. Hani bunu yani riske hiçbir anne baba çocuğunun tırnağına taş değsin istemez. Hiç kimse de riske atmak istemez. Bu nedenle doğru bilgi. Burada belki az önce sağlık okur yazarlığı olarak terimi bir defa daha hepimiz tekrarladık. Aslında sağlık okuryazarlığı denilen şey sağlıkla ilgili karar verme, o davranışı etkileyen en önemli faktör. Yani kişinin kendi sağlığıyla ilgili doğru bilgiye nereden erişeceği, eriştiği bilginin ne kadarını anlayabileceği kadarını alması gerekiyor. Çünkü sonuç itibariyle biz 6 sene belki tıp eğitimi, onun üzerine 5'er sene ihtisaslar yapıyoruz. Bu noktada toplumun sağlık okuryazarlığı, bireylerin sağlık okuryazarlığı ve bunun yükseltilmesi son derece önemli. Şunu da söyleyeyim, sadece Türkiye'de sağlık okuryazarlığı sıkıntılı olan 2/3 yok. Avrupa'da da tabii toplumun 2/3, Amerika'da da toplumun 2/3 sorunlu dediğimiz bir sağlık okuryazarlığı düzeyi var. Yani sağlıkla ilgili ona verilen bilgiyi anlamakta, yorumlamakta zorluk çekiyor. Bunu yükseltmek önemli. Ama şuraya getireceğim ben, bu genişletilmiş bağışıklama programının bir danışma, ulusal aşı danışma kurulu var. Ve bu danışma kurulunu oluşturan kişiler alanının uzmanları, buradaki gibi alanının uzmanları. Ve dünyada her ülke kendisi kendi ulusal şemasını belirliyor. Ulusal şartlarına göre. Evet, kendi şartlarına göre. Mesela az önce 9. aya çektik 12. aydaki kızamık aşısını, bizim hastalıklarımızın dağılımı böyle diyerek. O yüzden bu ulusal danışma kurulunun söylenmesi ve bu bilginin tartışılarak o heyet tarafından alındığının mesajını vermek buradan çok önemli diye düşünüyorum. Yani bir aşı ulusal şemaya geçmişse eğer bunun gerekliliği, zorunluluğu bilim danışma kurulu tarafından bilimselmiştir. Çünkü orada her türlü boyutuyla, sadece tıbbi sağlık yararı değil, ekonomik boyutuyla da, toplumsal boyutuyla da konu ele alınıyor ve o karar bu şekilde veriliyor. Bir de bizim çok rahat olmamamız gerekiyor. Türkiye kıtalar arası geçiş. Kesinlikle göç. Göç var, uluslararası havaalanların olduğu yer, Asya ile Avrupa'yı bağlayan bir ülkeyiz. Dünyanın her bir yerinde endemik olan, yani burada sık görülen bir takım mikroorganizmalar şu anda hani biz Çin'de görüyoruz vesaire ama hani yarın bir gün başka bir mikroorganizmayı da burada görmeyeceğimiz ya da Avrupa'da ya da Amerika'da görmeyeceğimiz anlamını taşımıyor ve o kadar hızlı yayılıyor ki bu bulaşıcı hastalıkları işte hani ben en başta söylediğim gibi artık çok görmüyorsak aşılar sayesinde görmüyoruz. Yani insanlar sanmasın ki artık bu hastalıklar görülmüyor, sanmasın. Aşılama hızları düşmeye başla. Evet, sürekli aşılama yapıldığı için. Aşılama hızları %95'in üzerinde tutmaya çalışıyoruz. Kızamık için örnek vereceğim. Niye vakalar görmeye başladık? Niye hiç görmüyorduk da şimdi görmeye başladık? Aşılama hızları düşmeye başladı. Bir şekilde aşısız bireyler olmaya başladı ülkemizde ve kabaca şöyle söyleyeyim. Örneğin diyelim ki bir kızamık aşısı için diyelim. 100 kişinin 90'ını koruyor diyelim. 100 kişiyi aşıladık ve 90 kişi bağışıklık sağladı. Diğer 10 kişi başka nedenlerle bağışıklık sistemindeki sıkıntılar nedeniyle korunamadı.
Biz bunu %95'in üzerinde tutarsak sıkıntı yok, ama bu 95'in altına inmeye başladıkça o toplumda bir tane bile bir kazanık vakası, az önce söyledi 11 kişiye yayıyor diye görmeye başladığında o etrafındakileri yayacak. Bulaşanlar etrafındakileri, bulaşanlar etrafındakileri giderek büyüyecek ve o toplumda bir tane bile vakanın görülmesi tüm Türkiye için risk oluşturacak. Bu tarz bulaşıcı hastalıklar adına çok çok önemli. Bireysel koruma tabii ki sağlıyor ama tekrar tekrar toplum, çünkü aşılar toplum için var gerçekten. Ben çocuğumu aşılattım, içim rahat etsin diye yatağımızda rahat huzurlu uyuyamıyoruz. Ben çocuklarımın bütün aşılarını yaptırdım. Özel aşılardan yaptırdım ama yine de içim rahat değil. Çünkü aşılanmayanlar halen var. Hem onlar için kaygılanıyoruz hem de tüm toplum için başka kar topu gibi riskler veriyoruz. Evet, teşekkür ederim. Bir şey diyeceğim abi, sözü arasını diyorum. Sağlık oku yazarlı dediniz. Okuma serisi yükseltelim dediniz ya. Anlayışlı. Aslında olayın iki ucu var. Bir sağlık okuryazarlığı olamayan ya da eğitimli, üst düzeyde eğitimli olup her şeyi sorgulayıp aşıların yönetimlerinden endişelenen gruplar var. Evet. Hani, okuryazarlık var ama bir de böyle bir var. Evet. O sorgulamalar da işin içine girdiği zaman aşı oranlarında bir gerileme olabiliyor. O nedenle aşıların güvenli olduğunu, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 40 bin tane güvenlik testlerinden geçerek dünyaya verildiğini, bunun büyük bir finansman gerektirdiğini, hani onlar para kazanıyor falan gibiliğinden değil, bu büyük paralar gerçekten hem araştırılması hem dağıtılması hem uygulanması hem takiplerin yapılması, insanlar çünkü yönetimlerden korkuyorlar. İçinde içerisinde bunlar işletim araselidir, başka maddelerdir, otizm yapıyormuş gibi, bunlar kanıtlanmış şeyler de değil. Onlardan çekiniyor okumuş insanlar. Fazlaca bir belki bildiği insan neden evet diyebiliriz. Milyonda bir görülecek, az oranda görecek yan etki, sözünüz kestim tekrar sorarak mıyım? Hastalık etkisi mi? Yan etkileri bir menaj olup sekerden çocuğunuzun felçli kalmasından mı? Yoksa aşının yapacağı konudaki bir ağrıdan mı? Karşılaştıralım. Oluşacak hastalıktan dolayı okula gidememesi, işinin gücüne gidememesi, iş gücü kaybı mı? Yoksa aşının yine dediğim gibi az önce söyledim, ufak tefek genetikleri mi? Hepsini karşılaştırmak lazım aslında. Aslında şöyle bir nokta var. Karşılaştırdığı zaman zaten geçiyor da. Kar zarar hesabı bütün tıbbi müdahalelerde aşı dahil olmak üzere zaten yapılıyor ve ona göre aşı üretim süreçleri de ilerliyor. Herkesin sağlıkla ilgili konularda amacımız bir hekim kadar bilgi düzeyine erişmesi değil. Zaten böyle bir amaç olamaz. Kendi sağlığıyla ilgili karar verirken kanıtları karşılaştırmalı olarak televizyonda herhangi bir kişi bir bilgiyi telaffuz ediyorsa bu doğrudur diye hemen kollamaz. Sorgulasın. Başka mekanizmalarla evet, karşılaştırsın. Onu yapabildiği zaman aslında evet. Okur yazar diyoruz. Yoksa ilk takıldığı evet, YouTube evet. videosunda tamam bu doğru bilgidir diye kodluyorsa bu zaten bizim arzu ettiğimiz bir şey değil. Mutlaka karşılaştırması lazım. Bilgileri teyit etmesi lazım. Konunun asıl uzmanı aslında kendi hekimi. O yüzden sistemdeki aile hekimi, kendi güvenliği hekimi, sürekli başvurduğu kişi en önemli nokta burada. Ve son mesajlara gelindiği noktada ben de aşının ne kadar hayat kurtarıcı olduğunu bir defa daha söylemek istiyorum. Önümüzde Nisan ayında yine aşı günü, 24-30 Nisan'da Dünya Aşı Günü'nü, aşı haftasını konuşacağız. Ve orada da hep söylenen şu, aşıyla biz her yıl en az 2 ya da 3 milyon bireyin hayatını kurtarıyoruz. Vereceğimiz mesaj, bir hastalığın aşısı varsa içimiz çok rahat. Neden? Çünkü en iyi korunma yöntemi aşısı varsa aşısını olmaktır diyoruz. Ama her hastalığında aşısı yok. Evet. O yüzden elimizdeki az sayıda aşıyla korunabilir hastalığın aşısı var. Bunlara sahip çıkalım ve hem çocukluk çağında hem yetişkinlik döneminde hem de seyahat edeceksek eğer seyahat aşıları da çok önemli. Gideceğimiz yerin
etkisindeki evet, hastalıklara ilişkin aşıları varsa bunları olmamız gerekiyor mesajını altını çizerek bir daha söyleyeyim. Evet, enfeksiyon hastalıkta çeşitli yollarla bulaşıyor. Evet. Şimdi sadece tabii ki aşı çok önemli. Zaten konumuz bu. Siz hijyenize dikkat ederek, sağlıklı beslenerek, yaşam tarzını düzgün tutarak belli bir yere kadar sağlığınızı korursunuz. Hapşırırken bile ben çocuğuma da öyle öğreteceğim. Eline değil kızım. Boğçukuna ya da mendile hapşır ki o mikroplar orada kalsın, başka yere ulaşmasın diye. Yani bu eğitimleri vererek, yemeğe oturmadan önce yemekten sonra elinizi yıkayın, hastalıklı olan kişilerin, aksiyon kişilerin yanından uzak durun gibi şeyler türlü bu bireysel bariyer tedbirlerini alarak korunabiliyoruz. Çok da hesap, çok da basit şeyler bunlar. Aşılar tabii ki işin temeli. Evet. Dediniz ya her şeyden aşıyla korunamıyoruz. Evet. Bir sürü nezle virüs var. Onlardan aşıyla korunamıyorsunuz ama bu basit tedbirleri alarak onlardan da korunabiliriz. Hepsini bir araya toplamak lazım. Hocam demin de, az önce bir rotavirüs soru gelmiş. Onu cevaplayacağım. Şimdi korunmakla ilgili deyince bir etkene karşı aşı geliştirme içinde bazı kriterler var. Maliyetler vesaire, bir tüm toplumu aşılamak, bunların belirli kriterleri var. Onları çok uzun uzun girmeyeceğim ama o hastalık o toplumda salgınlara neden oluyorsa, ciddi iş gücü kaybı, hastane yatışlarında artış, kişinin yaşam kalitesini bozuyor, ölümcül seyrediyor ya da kişide bir takım engellilik yaratıyorsa o toplumda o aşıların uygulanması gerekiyor. Şimdi gelen soruyla ilişkilendireceğim bunu. Rotavirüsle aşısıyla ilgili bir soru gelmiş. Bir izleyenimiz bebeğine rotavirüs aşısı yaptırmak istemiş. Hekimine sormuş ancak hekim bir görüş belirtmemiş. Yaptırsanız da olur, yaptırmasanız da olur demiş. Bununla ilgili görüşüm şu. Rotavirüs çok bulaşıcı bir mikroorganizma, bir virüs. Çocuklardan genellikle birbirlerini çok kolaylıkla buluşuyor. Kreşe giden çocuklardan, okullardaki çocuklardan bebeklere çok kolaylıkla buluşabiliyor. Yüzeylerde kalabiliyor ve maalesef sabunla ve suyla el yıkamayla da geçmiyor. Yani sabunla öldüremiyoruz rotavirüsü. O yüzden tek çaresi de aşılanma gibi duruyor. Özellikle ilk bir yaştaki bebeklerde çok ağır seyredebiliyor. Kaybettiğimiz vakalar oluyor bu nedenle. Yalnız şöyle bir nokta var. Rotavirüs aşılarının eğer aşı yaptırma kararı verdiysek ki benim önerim odur. Alabiliyorsanız aşıyı devlet rutinde ödemiyor çünkü. Yaptırmanızı kesinlikle öneriyorum. Ama şöyle bir trik nokta var. İlk aşının bebek 14 haftasını doldurmadan yapılmış olması gerekiyor. Yani bebeğiniz 3,5 aydan büyükse ve rotavirüs aşısı yaptırmadıysanız artık yaptıramazsınız. Bunun da bilgisini vermek istedim. Evet. Aslında bu soru da az önce Serhat Hoca'nın söylediği sağlık personelinin tutumuyla ilişkili. Eğer bilgi veriyorsa aşılama oranları da o %85 demiştiniz. Ben yetmez hocam demiştim. O noktada artış önemli. Evet, sağlık personelinin tutumu son derece önemli. Biz de bu noktada buradan sağlık personelimize de mesajlar verelim. Hem kendileri de risk gruplarında geçirilmiş bağışıklama programı kapsamında kendi aşılarını da olsunlar ve bu noktada da başvuranlarına, kayıtlı olan olgularına da mutlaka aşı konusunda danışmanlığı versinler istiyoruz. İşte bir soru burada, daha gelmiş. Burada da öyle olmuştur. Evet. Sorunuzu geçmeden önce. Hani fikrini söyleyip kararı yine aileye bırakmıştık. Çünkü zorunlu onların aşılması. Kararı aileye bırakmak. Ben öğrencilerime şunu anlatırım hep. Bir aşı %1 bile koruyorsa, aynen, siz hekim olarak o aşı hakkında karşınızdaki kişiyi bilgilendirmek zorundasınız ve onu önermeme gibi bir şansınız olamaz. Evet, böyle ben bir aşı yok ama zaten. Yok öyle bir aşı yok ama. Yani onu önermeme gibi bir lüksünüz yok. Bana bir göre, bana göre ben yaptırmasanız da olur diyorum. Yok, öyle bir özgürlük yok. Eğer koruyorsa
onu önermek durumundayız. Çünkü karşımızdaki kişi bizden bilgi istiyor, bilmiyor. Yani kim değil ki, herkes bilemez de. Benim burada söylemek istediğim nokta şu. Lütfen hekiminize sorun. Eğer çocuksa çocuk hekimi, yetişkinse yetişkin hekimi, halk sağlığı uzmanlarına sorun. Toplumu aydınlatan kişilere sorun. Bağlı kalmayın. Bir okuduğunuz bir bilgiye bağlı kalmayın. Tek birinin bir görüşüne bağlı kalmayın. Menajı taşı sığını yaptırmasanız da olur gibi bir yaklaşım olamaz örneğin. O çocuk bir hafta sonra menenjitten ölürse onun vebalini hiç kimse alamaz. Gene ilk aslında aşısı varsa aşıyla korunmak her zaman tercih edilir. Yani genel varsa aşınızı yapın. Mesajların doğruluğuyla ilgili bir soru geldi. Evet, evet. İzleyenlerimizden biri yanlış ifade ettiğiniz haberlerin yayılma sebebi nedir? Yanlış ifadelerin doğruları nelerdir diye. Aslında çok kapsamlı bir soru sormuş. Belki başka bir webinara da konu olabilir. Bu da bulaşıcı. Yanlış haberler de bulaşıcı ve yanlış haberlerin yayılma hızı ne yazık ki doğrudan daha yüksek. O yüzden bizler akademide çalışan bilim insanları olabildiğince doğruları yaymak için aynı kanalları, yani YouTube'sa YouTube'u, sosyal medyası sosyal medyayı, bunları kullanarak doğru mesajların yayılım hızını da yanlışlar kadar hızlandırmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Biraz da şöyle bir nokta var. İnsanlar mucizelere inanmak istiyorlar. Evet, ona inanmak istiyorlar. Ama tıbbı onlara sunduğu kanıtlar var. Biz hiçbir aşı %100 sizi korur diyemiyoruz. Çünkü en yüksek koruyuculuk aşısı kızamıkta, onda bile %90'lı rakamları söylüyoruz. Yani aşı olsanız bile hastalığı geçiriyorduğunu biliyoruz. Ama şiddet... Yaşanan bir teknik arızadan dolayı bağlantıda bir sorun oldu canlı izleyen izleyicilerimiz için. Kaldığımız yerden devam edelim hocam lütfen. Evet, aslında son sözlere gelmiş noktasındaydım. Ben bir halk sağlığı uzmanı olarak topluma aşıyla ilgili vermem gereken son mesajım. Hekiminiz, sağlıkçı olarak size hangi aşının uygun olduğunu, ulusal şemada hangilerinin olduğu konusunda yeterli bilgiyi verebilir. Aşı uygulanması engel olacak bir durumunuz var ise onu tespit edebilir. Aşı var ise, aşıyla korunabilir bir hastalık söz konusuysa ve aşısı var ise o aşının yapılmasının hayat kurtarıcı olduğu noktasında aşı hayat kurtarır sloganıyla bitirmek istiyorum. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür hocam. Ben de çok teşekkür ederim. Ben de çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı olarak aynı şeyi söylüyorum. Doğumdan itibaren ilk aşı hepatit B aşısı, ileri dönemde kanserden koruyan aşı dediğimiz bir aşı. Ay bir ay çok sıkı takip ederek çocuklarımızın aşılanması bizim için çok önemli. Onları riske atmamak çok çok önemli. Ergenlik dönemine, yetişkinliğe sarkan bu programı aksatmamak çok çok önemli. Çünkü aşı gerçekten tıbbın, bilimin icat ettiği en önemli buluş bence. Yani milyonlarca literatür, milyonlarca yeni bilgi var ama hiçbir ilaç o hastalık görülmeden önce korumuyor. Bu çok çok önemli. Toplumsal koruma anlamında da çok çok önemli. Bireysel koruma anlamında da çok çok önemli. Aşılardan korkmayın. Aşılar güvenli. Milyonlarca güvenlik aşamasından geçiyor. Çok ufak tefek yan etkileri var. Ciddi yan etki çok 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 nadir. Milyon dozda bir görülebiliyor. Bunda da hekiminize güvenin, hekiminiz çocuğunuzu muayene etsin. Herhangi bir risk varsa zaten aşınızı erteler, geciktirir. Ama onun dışında çocuğunuzu aşılatmama lüksümüz yok bana sorarsanız. Teşekkür ederim. Yok, yani öyle bir şey yok. Yani hani bu kabul edilemez bir şey diye düşünüyorum. Hayır, çocuklar aşıya diye kapatayım ve büyükler. Ben çocuk hekim olarak çocuklar. Gerçekten konuşma içerisinde de geçti. Dediğiniz gibi aşılar aslında aşılama bir mucize. Evet. Dolayısıyla korkmamak gerekiyor. Gerçekleri gözlemlememiz, bilmemiz, yaymamız, bulaştırmamız gerekiyor. Aşı olmadan sağlıklı bir yaşamın çok da mümkün olmadığını biliyoruz.
1950'lerde 30-40 yaşlarında ölüyorsa insanlar aşı yokluğundan, şu yıl yaşlarda yaşlılık sınırı 70-75'lere çıktıysa yine aşıların mucizevi etkilerinden olduğunu, yine bize katkısının olduğunu söyleyebiliriz. Son mesaj olarak da hocam yine sizler de söylediğiniz gibi hepimiz aşılanma konusunda kararlı olmalıyız. Dünya için, insanlık için aşılanmak gerekiyor. Sadece kendimizi düşünerek değil, hepimizi düşünerek yapmamız gerekiyor. Ülkelerin imkanları hepsi aynı değil. Bunu yaymak da gerekiyor. Son olarak da bunu söylemek istiyorum. Yeni aşılar için de çalışmamız lazım. Zaten bu da bize düşen bir görev oluyor. Evet. Dünya bu konuda ilerleme yapıyor. Buna çok kaynaklar ayrılıyor ki bir can kurtulması ilerideki nesillerin kurtulması demek aslında bence de. Katılımınız için size teşekkürler hocam. Biz bence bu imkanı sağlayan Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi'ne de teşekkür ediyoruz. Katılımınız için, izlediğiniz için sizlere de ayrıca teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.